Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Türkiye'de bir korku iklimi var. Bu yasa bu korku ve baskı iklimini daha da artıracak bir yasa teklifidir. Özellikle 29. maddesi bu anlamda son derece maalesef yani kötü bir maddedir. Bu anlamda ben iktidar grubunu ve hatta daha doğrusu Cumhur İttifakı'nı sağduyuya davet ediyorum bu maddenin çekilmesi konusunda. Şimdi hükümet gerçeklerin konuşulmasına, gerçeklerin gün yüzüne çıkartılmasına tahammül edemiyor maalesef. Bu yasayla özellikle bu maddeyle vatandaşın temel hak ve hürriyetlerine devlet tarafından müdahale edecek. Bakın bu 29. madde kanunlaşması durumunda örnek olsun diye söylüyorum. Bu bağımsız akademisyenler ENAK enflasyon rakamı açıklayamayacak. Çünkü oradaki bütün şartları buraya çok kolay bir şekilde uydurma imkanı var. Ve ENAK'ın yetkilileri tutuklu olarak 3 yıl yargılanacaklar ve 3 yıla kadar ceza alabilecekler. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Türkiye'de yoksulluk var, yolsuzluk var. Yetim hakkı yeniliyor denildiği zaman bunun delilleri bile ortaya konulmuş olsa tutuklu yargılanacak ve 3 yıla kadar insanlar ceza alacak. Bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye'yi daha da bulunduğu o şeyden demokratik ligde daha da aşağılara indirmenin bir gereği yoktur. Bu bir zulüm yasasıdır. Bu sansür yasasını hiçbir şekilde kabul etme imkanımız yoktur. Biz İyi Parti grubu olarak bu yasanın çıkmaması için, bu kanun teklifinin yasalaşmaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız ve buna karşı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve tekrar ben bu kanun teklifini veren arkadaşları ve bu kanun teklifini destekleyen arkadaşları sağduyuya davet ediyorum. Bunlar yarın bir gün iktidarlar değişir. Bu sıkıntıyı herkes çeker ve zannediyorum bu yasaya olumlu oy verecek arkadaşların ellerinde çocuklar olanlar için söylüyorum. Çocukların yüzüne nasıl bakacaklar diye de bu soruyu da kendilerine yöneltmek istiyorum. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu kadar açıklamadan sonra yasayla ilgili yasanın hazırlığında büyük bir hassasiyetle çalışmış bir grup başkan vekili olarak bir açıklama yapmam gerektiği düşüncesindeyim. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddeden bahsedildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddenin 1. fıkrası ifade özgürlüğünü, 2. fıkra ise bundan ifade özgürlüğünden kaynaklanan sorumlulukları düzenler. Biz dezenformasyonla ilgili düzenlemeyi yaparken biz bunu kişilere karşı suçlar başlığı altına koymadık. Biz madde 125 TCK 125'te hakaret suçu çerçevesinde bunu değerlendirmedik. Bunu özellikle kamu barışına karşı suçlar başlığı altına ve 217A'ya eklememizin gerekçesi defalarca açıklanmasına rağmen ve burada zaten ilgili maddede tadat edilen suçlar Türk Ceza Kanunu'nda mevcutken ve biz Türk Ceza Kanunu'nda tadat edilen suçları tek bir maddede ve hepsinin ortak işlenmesi halinde suçun teşekküllü şartını getirmişken ve üstelik bunu 217A'ya koymamızın gerekçesi de hemen 218 TCK 218'de haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz ifadesi varken bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yalan ve gerçek dışı bilginin niteliğine tamamlayalım lütfen. Gerçek dışı bilgiye kimin karar vereceğini de yargı erkine bırakmışken buradan bu kadar siyasal argüman üretmeyi bir başarı olarak görüyorum. Hazırladığımız kanun maddesinin buradaki iddialarla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Uyarı ve ikazlarımız dikkate alınmadı. Ancak bizim bu yasadan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak zerre geri adım atacağımızı kimse beklemesin. Bir, bu yasa üç şeye sebep olacak. Bir, bu yasayı buraya getirenler, bu yasayı buraya getirenlere bu talimatı veren her kimse Türkiye'de bir nefret objesi olacak. Ve Türkiye diktatör ve adamlarının yönettiği bir ülke olarak dünyada anılacak. Bu yasa iç barışı bozacak, kutuplaşmayı besleyecek.
Ancak bu yasayı buraya getirenlerin Anayasa Mahkemesi'nin 10 Ağustos 2022'de yani bir ay önce verdiği şu kararı da bilerek bir inat uğruna bu yasayı buraya getirmelerini de anlamak mümkün değil. Daha bir ay önce Anayasa Mahkemesi demiş ki, çok kısa müsaadenizle okuyayım. Basın ilan kurumu tarafından verilen cezalara bakıldığında kuruma tanınan yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu tespit edilmiştir demiş. Anayasa Mahkemesi söylemiş. Bu ki Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına bu yasa rahmet okutur. Hal böyleyken biz Anayasa Mahkemesi'ne burada sesleniyorum. 10 Ağustos 2022 kararına rağmen bu yasa resmi gazetede yayınlandığı gün ertesinde biz bu yasayı anayasanın bize verdiği bir ödev olarak yüksek mahkemeye götüreceğiz. Evet. Ve umarım tamamlayalım lütfen. 10 Ağustos kararına da dayalı olarak şamar atarak, bir hukuk şamar atarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı diyelim bu maddeyi iptal edecektir. Anayasa Mahkemesi, mecliste bir siyasi çoğunluk var ama Anayasa Mahkemesi'nde siyasi çoğunluğun olmadığını düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin sarayın gölgesinde olmadığına inanmak istiyorum efendim. Sayın. Tabii. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Maalesef bir ortak akla ulaşamadık ve 29. madde gerçekten bu yasanın en vahim maddelerinden biri olarak kabul edilmiş oldu. Yasanın toplamı vahim fakat 29 özellikle. Yani anlatmaya çalıştık, anlatamıyoruz. Uluslararası sözleşmelere aykırı, Türkiye'nin imzalamış olduğu Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı. Bunların hiçbirini dinleyemiyorsunuz. Peki, fakat şunu bilin, siz bunu seçimler için çıkartıyorsunuz. Toplumsal ve siyasal muhalefetin sesini kesmek için çıkartıyorsunuz. Emin olun, toplumsal ve siyasal muhalefet tek tek yurttaşlar gerçekleri konuşmaktan, gerçekleri haykırmaktan ve bütün yalanları, dolanları, talanı, yolsuzluğu, kirliliği ortaya dökmekten vazgeçmeyecekler bu çıkardığınız yasalara rağmen. Bunu bilin. Tamamlayın lütfen. Ve şunu da söylemiş olayım. Maalesef bazen devletlerin tarihinde böyle isimlerle anılan yasalar vardır. Bu yasada böyle bir yasa olacak ve sansür yasası olarak bu yasanın çıkarılmasında bu kadar canhıraş bir şekilde çalışmış olanların isimleri de tarihe bu bağlamda geçmiş olacak. Bunu da söylemiş olayım.